Ne zaman başladın sen tamirciliğe? Oho. Ben çırak doğdum. Bak, daha 3-4 yaşımdayken kendi oyuncak arabalarımı sökerdim ama takamazdım. Sonra bana araba almamaya başladılar tabii. Yani oyuncak pahalı bir şey tabii. Ateş pahası dersin diye düşünmüştüm. O bir kere olur. Ateşi cümle içinde o kadar güzel kullanıyorsun ki. Sen de Türkçeyi çok güzel kullanıyorsun. Yani hep çırak değil misin? Bir okula gidilmiş belli. E tabii. Biz de okuduk bir şeyler. Hangi okul? Tamirci olduğuma göre tabii ki motor meslek lisesi. Ben de. Moda tasarımı. Keşke aynı okula düşseydik. Ay, iyi ki düşmedik. Niye? Abim de aynı okuldaydı çünkü. Yalnız ben abilerden korkmam. Sen de abi görmemişsin. İnan bana çok abi gördüm. Çok abinin kız kardeşinin kalbini kırdın o zaman. Hayır ama çok abi benim kalbimi kırdı. İşte aileme bakmak için küçüklüğümden beri hem çalışmam hem okumam gerekti. Bu araba işlerine de yeteneğim olduğu anlaşılana kadar abi dediğim, güvendiğim birçok abiden kazık yedim. Ama tabii mevzu aile ise öyle ben küstüm oynamıyorum. Yok benim kalbim kırıldı olmuyor tabii. Yani düşmeyi bilmiyorsan kalkmayacaksın. Kalkmayı bilmiyorsan da düşmeyeceksin. Allah'ım delireceğim. Eğlenceli mi? Evet eğlenceli. Ekmeğini taştan. Of yani düşüyor, kalkıyor. Zorluklardan asla yılmıyor. Üstelik çok yakışıklı. Yani babaanneme sabah listesini verdim. Öğlen karşıma çıkardın. Allah'ım çok teşekkür ederim ya. Oho. Bunu böyle bekar bırakmazlar. Sen ne yapıyorsun? Kendine gel kızım, ne yapıyorsun ya? Uf, okulunu düşün, diplomanı düşün. Kendine gel Ayşen. Yani benim bahsettiğim abiler öyle abiler değil. Ben çok fesat bir yorum yaptım be. Gerçekten özür dilerim. Ay yok canım. Nereden bileceksin benim hayatımı? İşte öyle büyüdük, sonra askerlik falan derken... Sonra evlendin tabii. Yok. Yani şöyle... Bir sevgilim vardı ama işte o da ben askerdeyken benim en yakın arkadaşımla evlendi. Kısmet. Senin ellerin de nasırlıdır şimdi ha? Nasıl? Yok bir şey. Yok bir şey. Ateş boyu oğlum. Ya kına alışverişi malum uzadı biraz, kusura bakma. Ama ben arabayı hallettim, bir iki ufak tefek bir şeysi kaldı. Ben kontrol ettim usta arabayı, canavar gibi yapmışsın, eline sağlık. Bir iki vida kalmıştı sıkılacak, onları da ben hallettim. Ya tulumu ödünç aldım ama. Ya lafım olur oğlum. Ayşen kızım sana da çok ayıp oldu, seni de beklettim. Siz tanışmışsınız sanıyorum. Şampiyon ralli pilotumuz Ateş Avcı. Çok hatırlı bir müşterimiz. Ayşen kızım da mahallemizin göz bebeği. Ona şüphe yok canım. Kızımın bütün kına giysilerini falan hepsini o yetiştirdi vallahi, sağ olsun. Ya seni çok yorduk mu ha? Ateş Bey'i görünce senin halini hatırını sormayı unuttum. Nasılsın kızım? İyi misin? Çok salağım. Çok salağım Hilmi amca, çok! Ayşen! Ayşen dur! Ayşen! Ayşen bekle! Ayşen! Biraz eğlendik diye bu fazla sert olmadı mı? Sen içeride yaptığın şeyi eğlence olarak görüyorsan eğer sandığımdan daha da zengin çocuğusun demektir. Bir dakika, bir dakika. Eğlenceli değilse keyfin niye yerindeydi o kadar içeride? Kandırılıyordum ben orada çünkü. Ona kandırmak demeyelim. Kandırmak demeyelim, sadece gülerek başlayalım diye seni biraz işlettim diyelim. İşletmek mi? Telefon şakası yaptığını mı zannediyorsun sen? Ya tamam, tamam çok uzattın ama. Ya alt tarafı bir espri yani. Senin o espri dediğin şey sizin zengin tepelerden bakılınca çok küçük görünüyor olabilir. Ama o küçük görünen şey var ya, o bizim hayatımız. O arabanı tamir ettirdiğin Hilmi Usta'nın benim hayatım. Ya 3 kuruş kazanıp ailesini geçindirmek için canı çıkan babamın hayatı senin o dalga geçtiğin. Yoksa benim ağrıma giden benimle dalga geçmiş olman falan değil, anladın mı beni? Ya tamam,
Tamam peki. Ya baktım dinlerken gözlerinin içi parlıyor. Yani böyle hikayeler hoşuna gidiyor sandım. Özür dilerim, yanılmışım. Bekle. Tamam, kendimi affettirmek için seni yarışmaya davet etsem, ha? Yeniden başlasak. Tamam, bu hikaye anlatma fikri çok çok kötü bir fikirdi, kabul ediyorum ama... Yani günün sonunda içeride beğendiğin kurbağa zengin prens çıktı. Yani daha ne istiyorsun anlamadım ki. Üstelik daha öpmedim bile. Duygusuz. Ayşen!